rakipsiz performans, gerçek fiyat Kumter. Bunlar da vermeyecek. Bunlar da keseler bana vermem mesela cevabı yok. CHP herhalde benim tabanım sağlam, zaten başka bir alternatifi de yok. Dolayısıyla onu kaybetmem, yeni açılımlar içerisine gireyim dedi. Hayır, kaybetmez olur mu? Alternatif olmasa da en azından sandığa gitmez tabanında belirli bir kesim. Tabii. Sizin gibi örneğin. Tabii. Zaten ya ben onun tabanında değilim ama yani mecburen bazen ona vermek zorunda kalıyorsun başka parti olmayınca. Şimdi bundan, bütün bundan bir iyi bir şey çıkabilir. Yeni bir oluşum, yeni bir solda bir oluşum çıksa da Allah'ım yarabbim oraya gitse. Ya şu... Yani sen şimdi sırf o 3 tane kadına rozet takıldı diye mi oy vermiyorsun? Hayır efendim, 3 tane takıla rozet takılmasının anlamına bakıyorum. 3 tane kadının anlamını rozet takılması zaten. Anlamını zaten. Baykal diyor ki yani AKP bu işi kullanıyor. O yaparken iyi de biz yaparken mi kötü? Ama bu işi ama yani bunu kullanmasına karşı çıktık AKP'nin bunca yıl. Dinin siyasete alet edilmesine karşı çıktık. Yıllarca ve yıllarca ve yıllarca. Sen diyorsun tamam ben de dini alet ediyorum. Ay bayram namazına da gider. Cuma namazına da gitmeye başlar. O da yapıyor aynı şeyi. O zaman ne, niçin alternatif ama şimdi ki? Bir kitle partisinin şöyle bir şey lüksü olabilir mi? Bana bu insanlar oy versin, bunlar oy vermesin. Kadınlarımızın %50'sinin başı örtülü. Yani o ya da bu kadınların şekilde. Kadınların %70'inin başı örtülü. Tarkan Erdem'in araştırmasını biliyorsun. Aha. 2007 yılında yaptı. %70'inin başı örtülü ama başını geleneksel şekilde örten sadece %50. %16 türban takıyor, %1 çarşaf takıyor sadece. Şimdi çarşafları partiye alıyor. %1 ne yapacak? Nedir ne kazanacak ki? Acaba? Nasıl ki bir açılım? Ama bu sadece o 3 tane çarşaflı kadını ben burada rozet takayım, bütün çarşaflılar gelsin buraya oy versin hesabında olduğunu ben düşünmüyorum. Yani bir hesabında. Ama şöyle yani bir açılım yapıyor. Böyle bir şey olamaz mı? Yani CHP başörtüsü konusunda fikrini değiştiriyor olamaz mı? Evet. O zaman şey, layıklık konusunda da fikrini değiştiriyor olamaz ama sen, mı? Ama bir dakika yapmıyor burada. Yani. Şunu tartışmadık mı ki bu başı bağlı insanlar üniversiteye gidebilsinler, kamusal alan tamam ayrılsın. Ama başörtü yani, başörtü yasağından yana üniversitelere gidemesin. Ay demek ki orada açıyor. Ay ben şöyle düşünüyorum, demek ki iki tarafta birbirine farklı yaklaşıyor. Belki de orada bir farklı açılımlar olacak. Bir de orijinal bir parti var. Yani radikal muhafazakarları kucaklayan yani AKP var. Niye CHP'ye gitmesin? Niye gitmesin? Allah aşkına bir dakika. Şimdi niye şu gitsin? Kadınlar, yani ben kadınları tabii tanımıyorum. Bunlar Tanganyika vatandaşı mı? Hayır. Türkiye'nin gerçeği bu işte ya insanlar. Bir şey söyleyeceğim. Parti şimdi niye CHP'ye gitsin? Ama çok sen sandıkta şimdi bekliyor musun? Çok, kim oy veriyor, kim çok oy vermiyor diye. Çok şekillisin, ben Müjde Hanım'a katılıyorum burada ve çok rigidsin. Yani bu siyaset zaten insan için. İnsan da en değişen ve en değişken şey dünyadaki. Evet. İnsan böyle girer belki başka türlü çıkar. Eski Osmanlı döneminde değişkenlik yapalım. Hiç ilerlemeyelim geri geri gidelim. Ama içindekine bakıyorum diyor. İçindekine yavrum. İçindekine... Buna buraya takan adamın içi iyi ama olabilir. Ama çok üzücüsünüz. Ama bir adım yani. Yani. Bunu yüzünü böyle siyaset bağlayan bir siyaset insan için ve her türlü olabilir. Benim aklıma gelmiyor. Hayır bir dakika. Siyasi partiler kutsal yerler mi ya? Zaten insanların bir araya gelerek kendini yönetmek için oluşturdukları şeyler. Bir kutsallığı mı var? Bir ideolojik bilmem ne. Tabii bir karakteri var. Zaten akışkan, insan kadar değişken, insan gibi yaşayan bir şey. CHP de yaşıyor. Döneklik derler ona. Adı dönekliktir. O zaman benim anneannem de dönek. Çünkü benim anneannem belediye ebesi. Ama çünkü, o başka bir şey, benim anneannemle bağlıyor. Zaten CHP'ye oy verenler... Da insanlar nasıl sosyalleşecekler? Farklı ortamlara girecekler, farklı fikirlerle tanışacaklar.